Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harf pastası yapacağız. Pastamızın yapılışına ilk önce pastacı kremasını yaparak başlayalım. Ben burada süt, yumurta, un, nişasta ve şekeri katıp kalınca bir muhallebi kıvamında bir krema hazırlıyorum. Çok az da limon kabuğu rendeliyorum. Sizlere kullandığım malzemelerin ölçülerini videonun altında yazacağım. Dileyenler oradan bakabilir. Pastacı kremamızın ilk önce malzemelerini katıyorum. Karıştırıp ocağımın altını yakıyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Ve pişirirken de devamlı karıştırmamız gerekir. Böyle kaynadığı zaman artık ocaktan alabiliriz. Daha sonra ocağı kapattıktan sonra üzerine vanilya katıyorum. Tereyağı katıyorum. Ve bir miktarda, yani yoksa katmayabilirsiniz ama varsa mutlaka katın çünkü çikolata lezzetine lezzet katıyor. Benim bu videoda yapmış olduğum ölçüler iki ölçülü arkadaşlar. Sizlere bir ölçülük tarifini videomun altında yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Pişirmiş olduğumuz kremayı soğumaya bırakacağız. Öncesinde üzerini streçle saralım ki hava almasın. Üzeri kabuk bağlamasın. Diğer tarafta harf pastamızın pandispanyasını yapalım. Bunun için çırpma kabımızın içerisine 4 yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri katarak karıştıralım. Ben burada mikser kullanmayacağım. Bunu özellikle yaptım. Çünkü neden derseniz arkadaşlar, normalde mikserle çırpıyorum. Tabii ki de daha kolay oluyor. Ama mikser kullanmadan da çok köpük köpük beyaz olmasına gerek olmadığını göstermek için elimle çırpmak istedim. Daha sonra üzerine 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu. Çok az da limon kabuğu rendeliyorum ve bunları yavaşça karıştıracağım ve daha sonra üzerine sıcağa yakın su koyacağım. Bu arada kattığım malzemelerin bir ölçülük tarifini videonun altına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine aktarıyorum ve önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında pandispanya kekimi pişireceğim. Kekimiz pişti, yumuşacık, çok güzel oldu. Arkadaşlar, üzerinin kurumaması için yağlı kağıtla kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Kremamız soğudu. Üzerine sadece toz krem şanti katıp İyice kıvam alana kadar çırpacağız. Pastacı kremamızdan kıvamlı bir sonuç elde etmek istiyorsak en az 4-5 saat, hatta bir gece öncesinden bekletirsek daha güzel sonuç elde ederiz. Ben burada H harfi yapacağım. Arkadaşlar, evde kalıp olmadan nasıl harf kalıbı çıkarırız onu da göstermek istiyorum. Ben A4 kağıtlarını böyle bantla yapıştırıyorum birbirine. Daha sonra istediğim harf hangisi ise onun şeklini kesiyorum. Ben burada H harfi yapacağım. Böyle her yerinden eşit şekilde çizerek istediğim harfin şeklini çıkarıyorum. Daha önce yaptığım harf pastalarını da aynı bu şekilde yapıyorum. Bir gece dolapta beklettiğim pastacı kreması çok güzel kıvam almış. Kremanın kıvamı ne çok katı ne de çok ince, akışkan kıvamlı da değil. Şimdi kremamızı sıkma torbasının içerisine dolduracağım. Ben sıkma torbalarımı internetten alıyorum. Çok güzel rulo şeklinde, tek kullanımlık, kullan at. Şimdi bunun ucunu keseceğim. Duyunu da içerisine koyacağım.
Sizlere kekimin esnekliğini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kırılma olmuyor arkadaşlar. Çok hafif bir şekilde kekini ıslatalım arkadaşlar. Bol sütle ıslatmamıza gerek yok. Çünkü kekimizin kıvamı hem esnek hem yumuşacık. Şimdi de pastacı kremasını süreceğim. Ben pastamı meyveli yapacağım arkadaşlar. Meyvelerimi de doğramıştım. Şimdi birazdan ara katlarına meyvelerini de koyacağım. Bir de damla çikolatası. Bir çilek ve muzları küçük küçük doğradım. Bu arada elime eldiven taktım arkadaşlar, çünkü meyveler üzerine serpiştirme işlemi elimle yapınca daha rahat oluyor. Daha küçük pastalarda kaşıkla da serpiştiriyorum. İkinci katına da aynı işlemleri uyguluyorum. Pastamızın son katına geldik ve tekrardan hafif sütle ıslatıp üzerine pastacı kremasını süreceğim. Evet arkadaşlar, dışını kaplama işlemi bitti. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Harç pastasından geriye kalan keklerden de küçük bir baton pasta yapacağım. Diğer pastama yaptığım işlemlerin aynılarını burada da uygulayacağım. Bunu da buzdolabına koyacağım. Arkadaşlar şimdi de pastamızın süslemesinde kullanmak için sürpriz yumurta yapacağım. Burada benvari usulü erittiğim beyaz çikolatam var. Bunun içerisine hiçbir şey katmadım arkadaşlar. Biraz kıvam alması için bekledim. Şimdi yumurtalarımı streç folyoya saracağım. Yumurtayı çikolatanın yarısına gelecek kadar batırıp çıkarıyoruz. Şimdi bunu dondurucuya koyacağım ve diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, az önce benim koyduğum kaptan, belki evinizde yoksa sizlere bir fikir olsun diye göstermek istiyorum. Ben böyle bunu da kahve su bardağının içerisine koydum. Yapmak isteyen arkadaşlara fikir olsun diye göstermek istedim. Şimdi ilk koyduğum yumurtayı çıkaracağım. Arkadaşlar neden dersiniz? Burada yumurtanın donup çatlamasını istemiyorum. Daha önce ben bunu böyle denemiştim. Ertesi gün çıkarmıştım. Yumurtalar çatlamıştı ve hiçbir işe yaramamıştı, yenmemişti. Gerçekten pütür pütür olmuştu çözüldüğünde. Çok farklı oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu tekrardan şekli bozulmadan dondurucuya koyacağım ve kullanmak istediğim zaman çıkaracağım. Sırasıyla diğerlerini de çıkarıp tekrardan dondurucuya koyacağım. Yumurtaların donmamasını istiyorum çünkü. Yumurtalar donunca ziyan oluyorlar. Şimdi de pastamızın kenarlarını süsleyeceğim. Arkadaşlar benvari usulü erittiğim çikolatamı sıkma torbasına koyup
ucunu incecik kestim ve kenarlarına şimdi böyle gördüğünüz gibi akıtıyorum. Son olarak da üzerini kaplıyorum. Bunun için kakaolu toz krem şantiyi ile kakaolu pastacı kremasının yarım paketini kullandım. Pastacı kreması ve krem şantiyi karıştırdığınız zaman üzerindeki kaplama daha lezzetli oluyor. Şimdi de burada pandispanya kekinden yuvarlak aparatla parçalar alıyorum. Bunları süslemede kullanacağım. Şimdi çatala batırıp beyaz çikolatayla kaplayacağım bunun etrafını. Böyle erittiğim çikolatayla da üzerine şekiller veriyorum. Gördüğünüz gibi pandispanya kekini de böyle değerlendiriyorum. Burada da çileklerimi ikiye bölmüştüm. Arkadaşlar böyle de gördüğünüz gibi üzerini çikolatayla süslüyorum. Bunları da yine süsleme işleminde kullanacağım. Evet, çikolatalarımız çok güzel donmuşlar. Şimdi bunları böyle iki kenarına koyacağım arkadaşlar. Açıkçası pasta süsleme işinde ben çok iddialı değilim arkadaşlar. Hatta böyle sosyal medyada da görüyorum. Gerçekten çok güzel evde yapılan pastaları çok güzel bir şekilde süslüyorlar. Hayranlıkla izliyorum. Ben de elimden geldiğince süslemeye çalışıyorum. Arkadaşlar hatta bana yaptırmak isteyenlere de söylüyorum. Ben anne lezzetinde pastalar yapıyorum ama pasta süsleme işinde benden çok büyük beklentiniz olmasın diyorum. Evet, pastamın son hali böyle arkadaşlar. Son olarak da bonibonları da yumurtaların içine ve pastanın üzerine koydum. Pastamız artık gitmeye hazır. Yiyenlere afiyet şifa olsun inşallah. Arkadaşlar şimdi ev için yaptığım pastanın sizlere keseceğim ve bir dilimini göstereceğim. Evet arkadaşlar pastamız böyle. Şimdi şöyle sizlere içinin dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık bir pastamız olmuş. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.